Selam gençler, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 10. sınıf biyoloji 1. yazılıya hazırlık soru çözümleri yapacağım. 1. sorumuzda şekil verilmiş. Verilen şekil kromozomun şeklidir arkadaşlar. A ile gösterilen kardeş kromatitlerden oluşan kromozomlarımızdır. Kardeş kromatit diyebiliriz ya da kromatitlerden oluşan kromozom yapısı da diyebiliriz. B ile gösterilen kardeş kromatitleri bir arada tutan sentromer boğumumuzdur. C ile gösterilen ipliklerinin tutunduğu kinetekor proteinleridir. D ile gösterilen ise ipliklerimizdir. 2N4 kromozomlu ve 20 mg DNA'sı bulunan hücrenin mitoz bölünmesine ait kromozom sayısı ve DNA miktarı grafiklerini çizmemiz isteniyor. Arkadaşlar Kromozom sayısı ana fazda geçici olarak iki katına çıkıyor. Kardeş kromatitlerin ayrılmasıyla sitokinezde yarıya iniyor. İnter fazda bir değişiklik yok. 2 nle başlıyoruz. Sonra profaz, metafaz. Buralarda da değişmiyor. Profaz, metafaz. Burası G1S, G2 evreleriydi interfazın. Ama ana fazda geçici olarak iki katına çıkıyor. Ee, hemen buraya anafaz diyelim. Telefazda da yine aynı şekilde iki katında bulunuyor. Sonra sitokinezle yarı yayınıyor. Bu şekilde oluşacak olan her iki hücremiz yine 2N kromozomlu olmuş oluyor arkadaşlar. DNA miktarına bakacak olursak DNA miktarının iki katına çıktığı yer interfaz. Yarıya indiği yer yine sitokinez olacak. O zaman interfazda DNA miktarımız 2 katına çıkıyor. G1 S, G2 evrelerimiz vardı. S de 2 katına çıkıyor. Profaz, metafaz, anafaz, telofazlarda bir değişme olmuyor DNA'da. Ama sitokinez de yarıya iniyor tekrar. Oluşan hücrelerimizin DNA miktarı yine 20 miligram, 20 miligram baştaki hücrenin DNA'sı ile aynı oluyor. Baştaki 20 mg'da sonuçtaki hücrelerimiz de 20 mg DNA taşıyor. Yukarıdaki mitoz bölünme evrelerinin adlarını ve özelliklerini yazın diyor. Önce adlarını yazalım. Bir de iki çekirdekli telofaz evresi arkadaşlar. İkinci ise anafaz kardeş kromatitlerimiz ayrıldı zıt kutuplara gidiyor. Diğer evremiz ise metafaz kromozomlar tek sıra halinde hücrenin ekvatoral bölgesine dizilmiş. En önemli özelliklerini belirleyici özelliklerini yazalım. Burada telofazda arkadaşlar çekirdek zarı ve çekirdekçik dediğimiz kısımlar çekirdek zarı, çekirdekçik yeniden oluşur. Endoplazmik retikulumlar da yeniden oluşur. İplikleri kaybolur. İplikleri kaybolur ve kromozomlarımız kromatinlere dönüşür. Kromozom kromatin dediğimiz ipliklere dönüşüyor. Anafazın en önemli olayı arkadaşlar kardeş kromatitler ayrılıp zıt kutuplara çekilir. Ayrılır. İkinci bir önemi de kromozom sayısının geçici olarak iki katına çıktığı evredir. İki katına çıkar diyoruz arkadaşlar. Metafazda ise kromozomlar tek sıra halinde tek sıra halinde hücrenin ekvatoral bölgesine dizilir. Hücrenin ortasına dizilir. Yine kromozomların en belirgin olduğu evredir. Kromozomlar en belirgin haldedir. O yüzden de karyotip çalışmaları bu evrede yapılıyor arkadaşlar. Hücre bölünmesinin şartları iki tane. Bir tanesi hücrenin belirli bir büyüklüğe ulaşması gerekiyor. Belirli bir büyüklüğe ulaşması gerekiyor. Bu ulaşması. Bir de belirli bir büyüklüğe ulaşan hücrede çekirdeğin bölünme emrini çekirdeğin bölünme emrini vermesi gerekiyor. Vermesi gerekir diyoruz yukarıda verilen olaylar bitki ve hayvan hücrelerinin hayat döngülerinde gözlemlenmektedir hangileri bitki hangileri hayvan hücresinde var hangileri de ortaktır hemen bunları inceleyelim kromozom hücrenin ekvatoral düzlemini diziliyorsa bu arkadaşlar metafaz evresidir bitki ve hayvan hücrelerinde ortak gerçekleşiyor ayı yazdık Sentriollerle ipliği oluşumu, sentrioller sentrozomu oluşturur arkadaşlar. Bu sadece hayvan hücrelerinde var ve profaz evresi olduğunu da hatırlatmış olalım size. O zaman B'yi buraya yazdık. Çekirdek zarı çekirdekçik yeniden oluşuyorsa telofaz evresidir, ortaktır. C'yi buraya yazdık. Sitoplazma bölünmesinde orta lamel yani hücre plağı oluşuyorsa bu bitki hücrelerinin sitokinezidir. Sadece bitkide var. Bitkide olduğu için de yazalım. Kardeş kromatitlerin ayrılıp zıt kutuplara gitmesi anafaz evresidir ve ortaktır. Kromatin ipliklerin kromozoma dönüşmesi de ortaktır. Bu da nerede oluyor arkadaşlar? Telofaz. Kromatin ipliklerin kromozoma profazda oluyor. Tam tersi kromozomlar kromatine dönüşüyorsa bu telofazda olacak. Şekilde verilen 2n4 kromozomlu hücrenin mitozunun hangi evresinde olduğunu ve bu evrenin özelliklerini yazın. Arkadaşlar kromozomlar ortaya dizildiğine göre metafaz evresidir. Kromozomlar, kromozomlar tek sıra halinde, tek sıra halinde hücrenin ortasına dizilir. Hücrenin ortasına dizilir. Kromozomların en belirgin olduğu hal, halde olduğu için karyotip çalışmaları bu evrede oluyor arkadaşlar. İkincide de anafaz evresini bize vermiş. Anafaz evresinin özellikleri kardeş kromatitler ayrılıp zıt kutuplara çekiliyor. Kardeş kromatitler ayrılıp zıt kutuplara çekilir. Zıt kutuplara çekilir. Kromozomların en belirgin olduğu pardon kromozom sayısının kromozom sayısının iki katına çıktı evredir. Hücre döngüsünün kontrol noktalarının adlarını ve hangi olayları kontrol ettiklerini yazın. Hücre döngüsünde gençler 3 tane kontrol noktası var. Biri G1, diğeri G2 ve diğeri de M kontrol noktası. G1 kontrol noktasında hücre yeterince büyümüş mü? Hücre yeterli büyüklüğe ulaşmış mı? Büyüklüğe ulaşmış mı? Büyüme faktörü var mı? Büyüme faktörü var mı? Gibi durumlara bakılıyor. Eğer sorun yoksa devam et sinyali veriliyor. Solu, sorun varsa dur sinyali ile döngü durdurulup sorunlar gideriliyor. Diğeri G2 kontrol noktası bu da interfazın S evresini interfazın S evresinde DNA'nın DNA'nın hatasız eşlenip eşlenmediğini hatasız eşlenip eşlenmediğini kontrol ediyor sevgili gençler. Üçüncüsü ise bir diğerimiz de M kontrol noktasıdır. Bu da metafazda metafazda kontrolü yapıyor. Profaz sonunda profaz sonunda ipliklerimizin kromozomlarımızın ipliklerine kromozomlarımızın ipliklerine İpliklerine tutunup tutunmadığı kontrol ediliyor. Tutunmadığını kontrol eder. Sorun yoksa anafaza geçilir. Metafazda çünkü bu kontrolü yapıyor. Geri dönüyor profaza bakıyor. Sorun yoksa anafaza geçilir. Sorun varsa döngü durdurulur. Bütün kromozomları ipliklerine tutunur. Sonra döngü devam eder. Aşağıdaki yaşayasız üreme çeşitlerinin isimlerini yazan Bu arkadaşlar omurgasız hayvanlarda üremeyi sağlayan rejenerasyondur. Kelime anlamı yenilenmedir. Onarım amaçlı da gerçekleşebiliyor. Doku organ düzeyinde olursa onarım amaçlı. Burada ise bir amayasındaki tomurcuklanarak üremeyi görüyoruz. Tomurcuklanarak üreme. Burada hidradaki arkadaşlar yine tomurcuklanarak üremeyi görüyoruz. Bu da bakterinin bakteri de bölünerek üreme bölünerek üreme hangi canlılar olduklarını yazalım isterseniz buna hidra dedik buna bir amayası dedik bu da planarya dediğimiz yassı solucan İnterfazın evreleri verilmiş bize. Bu evrelerde gerçekleşen olaylar in isteniyor. İnterfazın evreleri verilmiş bize. Bu evrelerde gerçekleşen olaylar isteniyor. G1 evresinde gençler sentezler artar. Protein sentezi, enzim sentezi, ATP sentezi ve organel sentezleri artar. Organel sentezi artar. Metabolik olaylar hızlanır. DNA işlenmesi ile kardeş kromatitlerin oluşması bu S evresinde oluyor. Kardeş kromatitlerin oluşması oluşması dedik. G2 evresinde ise G1'deki metabolik olaylar tamamlanır. Mitotik evreye geçilir. Metabolik olaylar tamamlanır dedik. Mitoz bölümü geçiren 2N36 kromozomlu hücre ard arda 4 mitoz geçiriyormuş. Oluşan hücre sayısını ve hücrelerin kromozom sayısını istiyor. Arkadaşlar 2 üzeri N formülüyle oluşan hücre sayısını buluyorduk. N mitoz sayısını bize gösteriyordu. 2 üzeri 4'ten o da 16 hücre olur. Oluşan hücrelerimizde kromozom sayısı değişmeyecek. Çünkü mitozda kromozom sayısı değişmiyor. O yüzden her bir hücremiz yine 2N 36, 36 tane kromozom taşımış olacak. Evet sevgili gençler videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.